Yokluğu da gördük, sefaleti de gördük. Tüp kuyruklarında da bekledik. Hepsine şahidiz bu ülkede. 50 senesini biliyoruz en azından. Nasıl abi geçim şartları? Süper, süper. Gördüğüm insanlardan süper. Ben geçen gün yumurtalığa gittim. Arabamı koyacak yer bulamadım. Yoksa açsa, ekmek bulamıyorsa bu insanlar nasıl? Daha orada çay ocağı cesur. Diyor ki 5 tane adam vardı. Yaz sezonunda 5 tane adam vardı. O çay ocağındaki insanlar da her gün iktidarı eleştiren grubun insanları. Her gün eleştiriyorlardı. Aç, yoksul, fakir. Lan nereye gittiniz o zaman? Ya yerliğe gittiler ya denize gittiler. Bir sahtecilik var, sahtecilik. Aç olduğundan filan değil, insanlar ağlamayı adet edinmiş. Bu memlekette yoksul yok mu? Var. Ama o yoksulları gören kimse yok. O yüksellerin hakkını, hukukunu arayan kimse yok. Siyasiler arasında. Ekmek kuyruğunda bekliyorlar diye ben bu ekmek fabrikalarının kuruluşunda varım. 12 sene ekmek fabrikalarının yöneticiliğini yaptım. Genel müdürlüğünü yaptım. Adana'daki ekmek fabrikalarının. Orada kuyruğa giren insanlar yokluktan filan girmiyor. Ekmeğin kalitesinden giriyor güzel arkadaşım. Pahalanacak her şey, senin maaşın artıyor, gelirin artıyor. Benim anamın babamı şimdi kaldırsam, mezardan getirsem ben Türkiye'de yaşamadım der. Bu dünyada yaşadığına inanmaz. Çünkü onun zamanında olmayan bir sürü şey vardı. Bizim enerji kaynağımız bize yetmiyor zaten. Dışarıdan temin etmek zorundayız. Onları bize satan insanlar var. Bu piyasayı da biz belirlemiyoruz. Ama şimdi dolayısıyla pahalanacak. Pahalanması kadar doğal. Sen belirleyemezsin. Neticede senin ihtiyaçların var. Doların 1 lira olmadığı, 90 kuruş olduğu zamanı da bilirim ben. Doların fiyatı asla sabit olamaz bizim gibi ülkeler için. O devletler sıralamasına baktığım zaman ben Türkiye ilk 20 devletin içindedir. İlk 20 devletin arasına girer Türkiye. Öyle ağlayıp sızlamamıza gerek yok. Dünyada o kadar çok ülke var ki. Bu zengin saydığımız hep bize Almanya, hep bize Japonya, hep bize İngiltere, hep bize ki İngiltere, Fransa sömürgeci bir ülke. Bizim sömürgemiz yok, bilmem neyimiz yok. Kendi imkanlarıyla kalkınmaya uğraşan bir ülkeyiz. 100 yıldır da geldiğimiz yer iyi bir yer. Gideceğimiz yer de daha iyi olacaktır. Ekonomide enflasyon politikasını yapıp yapmama bir tercih meselesidir. Şu andaki iktidar enflasyon iktidara zarar veriyorsa, eğer kendisi kaybedecekse bu enflasyonist politikayı zaten uygulamaz. Niye uygulasın kendisine zarar verecek bir politikayı? Kazancı daha iyi. İhtiyacı enflasyon politikasını uygulamak. Kendi istediği için uyguluyor. Niye uyguluyor bunu? Üretim durursa enflasyonla mücadeleye başladığın zaman üretimi durdurmak zorundasın. Üretimin durması ne demek? Çalışan, iş sahibi insanların işini kaybetmesi demektir. O insanların canını daha çok yakar. Pahalılıktan daha çok yakar. Bugün sanayi sitelerinde fabrikalar şakır şakır çalışıyor. Rakamları bakarsak ihracat rakamları her gün artıyor. Her ay ihracat rakamları açıklanıyor. İstersen bunu İstanbul borsasından öğrenirsin, istersen bilmem ne borsasından öğrenirsin. Her gün artıyor. Sanayideki şakır şakır her şey çalışıyor diyor. Adana'da kapanmayan fabrika mı kalmış? Var mı bostalardan çalışan? Bostalardan çalışan var mı? Bostalardan çalışan var mı? Sasa çalışıyor mu? Temsa çalışıyor mu? Şikobirlik çalışıyor mu? Sadece fabrika. Güneş Sanayi var mı? Sadece fabrika. Tekel var mı? Kimin zamanında yok oldu? Ya hepsi AK Parti zamanı yok. Kimin zamanında yok oldu? Bir onları. Bu hükümet zamanında yok oldu şey. Bu hükümet yok etti hepsini sattı, savdı, bitir de şey. Yok, Çukurbirlik bu hükümet zamanında yok olmadı. Deniz zamanında Sasa yok oldu. Bu hükümet zamanında yok olmadı. Borsa bu hükümet zamanında yok olmadı. Beyciğim bak. Güney Sanayi. Yaşlı başlı insansınız. Yalan söylemeyin. Tarih var, her şeyin tarihi var. Böyle yalan söylemiyor. Hayır, yalan demek söylüyor. Biraz. Hayır, yalan söylüyor. Kendi bildiği. Yok, kendi bildiği şekilde yorumluyor diyelim. Ben Sasa'dan emekliyim. Yalan söylüyorsunuz. Sasa'da 5500 kişi çalışıyordu. Evet. Hepsi sendikalıydı. Evet. Şimdi 1500 kişi var. Tamam. Müteahhitte. Çalışıyor. Çalışıyor mu? Evet. Sen diyorsun işte 1500 kişi çalışıyor diyorsun. 5500 kişi vardı. 3500 nerede? Herhalde işçi beslemek için fabrika çalıştırmayacaksın. Bakın ben diyorum ki size 5000 kişi çalışıyordu. Sasa'da 5500 kişi vardı diyorum. Bunların tamamı sendikalıydı diyorum. Asgari ücretin 2 katı maaş alıyordu. Şimdi asgari ücret alıyor adamlar. Aç sebebi bıraktılar. Servisleri kaldırmışlar.
Yemek PKK'lı olup olmamasını bana sormayacak. 1980 darbesinden sonraki sendikalı yasasını çıkaran %95 oyla anayasayı tasdik eden vatandaşa bak, soracaksın. Bana sormayacak. Gençler çoğunluğu işsiz ya. Niye böyle yapıyoruz? Yani bu hükümetten bir şey mi bekliyorsun? Ben anlamadım. Sen nasıl şimdi? 20 yıldır bu hükümetten ne bekledin yani? Ne yaptın? Hiçbir şey beklemiyoruz. Hiçbir şey de beklemiyoruz. Emekli maaşın ne kadar sende? Onu söyle bana ya. Emekli maaşın ne kadar? Bu hükümete de hiç oy nasip olmamış bir adamım ben. Hiç oy vermediniz mi? Hiç vermedim. Hangi partiye verdiniz? Az önce onu savunuyordum. Hiç vermedim. Savunmak ayrı bir şey, gerçeği söylemek ayrı bir şey. Senin gibi yalan mı söylüyorsun? Abi, ben yalan söylemiyorum. Gençlerin cebinde para yok. Şimdi, ya bakın. Abi diyor ki. Geçen yıl burada. Bir abi diyor ki. Bir hamburger 20 liraydı. Tamam mı? Şimdi 45 lira. 30 lira olur, 40 lira olur. Olacak. %100 arttı mı? Arttı. Yalan söylüyorsun baba. Niye yalan söylüyorsun? %100 artmadı. Geçen sene söyledi ne kadar? 4250 liraydı, 5500 oldu. Öyle mi? Ya. Yapma gözünü seveyim baba ya. Allah'ına kurban olayım. Şöyle tek tek bakalım cebde cüzdanlarına. 100 liranın fazla para var mı? Ceplerinde var mı? Babasından alıyor, annesinden alıyor. Hayır, ne gereği var? Kart var elinde zaten. Kartı ne yok. Kartı ya? Kartı kim yok. Ödeyecek? Nakit yok. Sizce nasıl abi geçim şartları? Çok yok, soru ya. Şimdi marketleri burada ya. Arkada gitsin baksın. Pandemiden kaynaklı diyorlar. Hayır. Ekonomiden kaynaklı. Hükümetin beceriksizliği. Bunu herkes biliyor da konuşmuyor. Çocuğum işe girecek diye korkuyor. Öbürü diyor ki bana bir şey mi olur? Ya ne olacak? Ne olursa olsun. Niye korkuyorsun ya? Konuş kardeşim. Geçim zor. Hani 1 kilo şeker 30 lira olmuş. Kesme şeker. 35 oldu abi. 1 kilo kaşar peyniri geçen yıl 30 liraydı. Bu yıl 120 lira, 110 lira. 1 kilo tereyağı geçen yıl 45 liraydı. Şimdi 130 lira, 140 lira tereyağı. Neden kaynaklandı sizce? Üretim yok. Üretim olmayınca ne olacak? Yani bir şey üretmezsen, satmazsan, sürekli cepten harcarsan ne? Kimin parasını harcıyorsun? Eriyecek. Eriyecek tabii ki. Yani Merkez Bankası'nda bulunan paraları harcadın bitti. Hazırdan yine yedirer tabii ki. Yani yol yapmayla, köprü yapmayla, ne bileyim ben duble yol yapmayla bu işler olmuyor. Duble yolda kim ne süreceksin? El arabasıyla mı gideceksin duble yolda? Araban yok. Benzin olmuş 30 lira. Benzin olmuş 30 lira. Benim araba evin önünde duruyor. 15'li bir defa biniyorum. Belki 10 kilometre. Ama daha önce 10 yıl önce her gün biniyordum. Şimdi niye binemiyorum? O zaman benzin 3 liraydı, 4 liraydı. Dolar 3 liraydı, 3,5 liraydı. Şimdi dolar 18 lira. Şimdi koltuğa otururken tereddüt mü ediyorsun? Tabii ki. Çocuklarını düşünüyorsun. Yani çocukların geleceği var. Onlara bir borçlu bir babam mirası mı kalsın? Yok. Şimdi daha önceki hükümetlerle kıyasladığın zaman sence hangi seviyede? Ya bunun seviyesi tartışılmaz zaten. Bak görüyorsun. Herkes her şey yerlerde. Her şey kötü. Kötü gitmeyen bir şey yok. Yani insanlar artık şehirler arası yolculuk yapamıyor. Otobüse gidiyorsun. Buradan diğer Mersin'e gidin. Mersin ne kadar olmuş? Mersin'e bu herkes 10 liraya gidiyordu dolmuşla. Şimdi 40-50 lira olmuş. Pazara gidiyorsunuz. Her şey uçmuş. Nasıl düzelecek abi? Vallahi üretimle düzelir. Başka türlü yolsuzlukları bitirirsiniz. Üretime hız verirsiniz. Ondan sonra bu ülke düzelir. Yoksa düzelmez. Başka şansı yok. Mevcut hükümetin düzeltebileceğini düşünüyor musunuz? Hayır asla. Asla. Değişim lazım. Bu kadar yolsuzluk, bu kadar hırsızlık, bu kadar arsızlık. Hepsi bir arada. Çalan, yani alıp götürüyor. Herkes çalıyor. Çalmaya başladı. Hükümette kim varsa çalıyor neredeyse. Yani çalmayan kimse kalmadı. İşte ben son işte Erzurum milletvekili bak. Eşim bugün tutuklandı. Profesör. Yani böyle bir şey olur mu? Yani sen çal, rüşvet ye, vatandaş da ayda yarım kilo ete talim etsin. Öyle şey olur mu? Peki 2023'de ben bir şey söyleyeyim. Tabii. Bakın 10 yıl önce insanlar eşiyle çocuklarıyla bir Adana'da kebapçıya gidebiliyordu. En azından 15'te bir defa sinemaya gidebiliyordu. Yani bir tiyatroya gelse ona insanlar ayda bir defa gidiyordu. Şimdi sinemaya giden yok, tiyatroya giden yok. Lokantaya gidip yemek yiyen yok. Bir kebap 100 lira olmuş. 3 kişilik bir aile 300 lira gidip verebilir mi şimdi? Verme şansı yok. Asgari ücretle geçinen bir aileye zor. Hayır, memur dosa gidemez. Memur 8-10 bin lira alıyor. O da gidemez. 3 bin lirasını kira versin, 1000 lira elektrik suya versin, 4000, 1000 lira doğalgaza verir, 5000. 5000 lirayla nasıl gidecek? Bir de çocuğu varsa okulda okuyan. Tabii diğer gider yani, kalemleri varsa. Çok tabii, çok. Yani hayat çok pahalı, gerçekten çok pahalı. Cumhurbaşkanımız diyor ki, iş var diyor. O zaman gençlere desin ki Cumhurbaşkanı,
şu fabrikada iş var, şu şehirde iş var. Gençler gitsin oraya o zaman. Bu kadar iş yapma kurumunun önünde niye kuyrukları var? Niye insanlar gidip oraya yazılmak için can atıyor? 3 kişi 5 kişi alınacak diye. Yazık günahtır ya. Mevcut hükümetin vaatlerini nasıl değerlendirdiniz? Gerçekçi buldunuz mu? Asla öyle bir şey olur mu? Zaten bunlar gideceklerini kendileri de biliyor. Bir daha seçilemeyeceklerini de biliyorlar. Yani %30-35 oy alsın, öpsün başına koysun. Öyle %51-52 bir daha alamaz asla. Bu insanlar aptal değil ki. Yani insanlar %100 fakirleşti. Yani cebinde 500 liram varsa 250 lira düştü. Yani kimse ben rahatım, ben iyiyim diyemiyor. Dolarım, euro'm varsa bankada tamam, ona bir sıkıntı yok. Onların bir sıkıntısı yok. İnsanlar diyor ki işte bu kadar araba var. Ya araba var da adamın bir arabası varmış zaten. 100 bin liraya satıyor onu. Üzerine 20 bin lira daha koyuyor, bir üst modelini alıyor. Bu mu yani? Kimse alamıyor. Peki abi, olası adaylar içerisinde veyahut da mevcut siyasi arenadaki bürokratlardan güvenli bir profil var mı senin için? Vallahi bu altılı masa var işte. Bunların içerisinde hiç kim olursa olsun fark etmez. Yani hangi liderde aday olursa olsun onlara vereceğiz oyumuzu. Hiç fark etmiyor. Karamanlı oldu olur. Nedir onun ismi? İsimlerini unutuyoruz tabii. Meral Akşener, Ali Babacan var. Ali Babacan da olur, fark etmez. Altılı masadan, o masadan kim çıkarsa çıksın. Altılı masanın dışında aday olma ihtimali olan bazı parti başkanları var mesela, genel başkanları. Onlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ümit Özdağ var. Ya şimdi Ümit Özdağ kaç kişi oy verecek? Muharrem İnce var. Yani Muharrem İnce şimdi CHP'den ayrıldı gitti. Kendi başına bir parti kurdu. Şimdi Muharrem İnce bizi seviyordu, biz de oy verdik. Şimdi partiden ayrılmanın bir anlamı yok. Yani insan babasıyla annesiyle kavga edip de evden ayrılır mı? Ayrılmaz. Madem sonra partinin evladısın, sen o partide yıllarını vermişsin. Niye küsüp gidiyorsun? Küsüp gittin, niye parti kuruyorsun? Yani sen tek başına sen oy alacağını düşünüyorsun orada? Yok. CHP'ye verip veriştirmenin bir anlamı yok. Altılı masaya çatmanın bir anlamı yok. İş yapacaksan konuşmadan kendin yap. Becerebiliyorsan yap. Ama CHP'nin hakkında işte Halk TV'ye, efendim işte Tele1'e, oralara para veriyor. Onlara maaşa bağladı. Bilmem ne, öyle saçma sapan şeyler konuşuyoruz. Yani insanı üzülüyor yani. Bir sosyal demokrat olarak, bir CHP olarak bunları duymak insanı üzüyor. Gerçekten öyle. Altılı masanın çıkaracağı ortak bir adaya gözü kapalı oyumu atar mı? Tabii atarım. Atarım hiç. Bir şansı yok. Çok teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.